etmek istiyor. Burada Türkiye'nin operasyonel olacağı, etkili olacağı bir alana dönüş. Yarın içinde, yani uzlaşmadan sonra da benzer bir şekilde burada varlığını sürdüreceği bir şekilde bir sonuç almak istiyor. Bunu nasıl kabul ettirecek? Bunu kabul ettirmesi için bir taraftan görüşürken diğer taraftan kas gücünü göstermesi lazım. Bu en büyük çelişki tabii. Yani siz komşunuzla barışmak istiyorken sahada asker bulunduruyorsunuz. Yani ve bu askeri varlığınızı büyük bir koza dönüştürüyorsunuz. Diyorsunuz ki şunlar şunlar olursa ben askerimi çekerim. Şimdi pazarlık böylesi zor koşullar üzerinden başlatılırsa, masa böylesi bir yerde kurulmaz gerçi ama diyelim ki kuruldu. O zaman yani bu işin neticelenmesi kolay değil, mümkün değil. Yani bir tarafın koşullarının çok fazlasıyla aleyhte değişmesi gerekir, geri adım atması gerekir. Şu koşullarda herhangi bir şey yok, geri adım sinyali yok. Şimdi başka bir şey daha var. Bu kadar mesela milis gücü, Suriye Milli Ordusu adı verilen milis gücü var. Bunu kendileri ilk kurdukları zaman 130 bin mevcudumuz var demişlerdi. Bu rakamlar abartılı da olabilir. Ama bir taraftan buna dahil olmayan, yine on binlerce militanı olan işte radikal cihatçı gruplar var. Heyet-i Tahrir-i-Şam gibi vesaire. Şimdi bunlar ne olacak? Bunlara bakış farklı. Erdoğan diyor ki bunlar Suriye'nin geleceğinde iktidar ortağı olacaklar. Yani Esad bunları muhalefet olarak kabul etmek zorunda diyor. Diğer tarafta bunlar terör örgütü diyor. Yani benim için bunlar şey değil, muhatap değil. Ha, bir kısmıyla Astana sürecinde muhatap olacaklar.